14. sayfasına gideceğiz. Bon Servis elinde Galatasaray'ın transferini gerçekleştirmek için artık düğmeye bastı. Josef de Soza sosyal medya hesabında Sarı Kırmızılı <laughs> Kulüp hakkındaki bir haberi beğendi evet. Mehmet Emin. Evet. Tabii taraftar bu tarz şeylere çok fazla dikkat ediyor. Ee, yani herhalde gelecek şeklinde yorumlandı. Doğru bir hamle olur diyorsun Galatasaray adına Josef de gelmesi. Türkiye'den ayrılığı çok isteyerek olmuş bir şey evet. değildi. Ee, sonrasında da geri dönmek istedi. Dolayısıyla belki Fenerbahçe'ye geri dönmek yani Türkiye Fenerbahçe'ye geri dönmek belki daha keyifli olabilirdi Joseph için ama Galatasaray'ın teklifi de Galatasaray'ın ilgisi de göz ardı edilebilecek bir şey değil. Bunlar da Giuliano'ya de da değinelim. Aynı dönemde evet. ayrılan Brezilyalı Fenerbahçe'den. Giuliano için de Galatasaray'ın ismi geçti ama eee futbolcunun bir açıklaması okudum dün. E, hani Türkiye'ye dönecek olsan tercihin Fenerbahçe ki bu da çok doğaldır. Bu arada Joseph için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe Josef'e teklif yapsa, Galatasaray'a teklif yapsa tabii ki Josef Fenerbahçe'ye öncelik verecektir. Keza bu Galatasaray'da forma giymiş olan başka bir oyuncu için de Galatasaray tercihinin öncelikli olması gibi yani. Çok doğal durum. Garcia için neler söyleyeceksin? O da City'den ayrıldı. Genç bir oyuncu. 23 yaşındaki oyuncuyu da konuşalım. O da çünkü listede. Hı, hı. Bon Bonservis elinde genç e, futbolcunun takım gazetesine gidelim. 16. sayfa bu sefer ekranlarımıza gelecek. E, bir fırsat transferi olarak aslında gözüküyor. Fayda sağlar mı Garcia? Dün hatta ilk temas kurulmuş, ilk teklif daha doğrusu yapılmış. Yeniden bir araya gelecekler, oyuncunun menajeriyle. Ardından detaylar e, görüşülecek. A genç olması tabii burada bir avantaj evet, gözüküyor, o değil mi? Ya beni çok heyecanlandırıyor böyle şeyler. Yani. Hı. 30, 32 33 yaşında bir dünya yıldızı mı yoksa işte 20'li yaşların başında bir yıldız adayı mı deseniz ben onları tercih ediyorum. Yani benim futbola bakış açım böyle e, kimilerine göre doğru kimilerine göre maalesef diyebileceğimiz bir durum. E, City'de hiçbir zaman beklenen duruma gelemedi ki City'de zaten çok zor bir şey o ilk 11'e girebilmek, o e, yıldızlar topluluğu arasında mücadelebilmek. Ama e, benim için son derece heyecan verici bir transfer hamlesi olur. 23 yaşında bir oyuncu, hı hı. İspanyol bir oyuncu, U21 görmüş bir oyuncu, City ile idman yapmış. arasında kiralıkları var vesairesi var ama ben e, şu altta da satır başı olarak görünüyor Hangisi? spot başı. Fatih Terim de onu çok istiyor evet. diye. Valla Fatih Terim onu ne kadar istiyor bilmiyorum ama ben bir futbolcu olsam şu anda Galatasaray'da Fatih Hoca ile çalışmak isterim. Peki bu arada Kerem Aktürkoğlu da e, kapa bildirildi sevgili izleyenler. Orada Tepe Mustafa Cengiz'in de açıklamalarını kısaca istersen konuşalım. Sabah gazetesine gidiyoruz. 19. sayfa ekranlarımıza gelecek. Oyuncu ve başkanın görüntüleri. E, 28 Ağustos'tan önce açıklasaydık Galatasaray Kerem'in transferini. Başakşehir'e 150 bin lira yetiştirme bedeli ödeyecekti ama bu parayı ödemeden transferi... Bitirdi. Oyuncu kapa bildirildi. E, Cengiz'in açıklamalarını konuşalım. Kimseyle biz transfer ve harcama yarışı içinde değiliz dedi Mehmet. Yani biz harbora parmağı savurmadan bu işi yapıyoruz diyor. Sence doğru hamleler geliyor mu Galatasaray adına? Doğru hamleler olup olmadığını sezon başladığında görürüz. Bir de e, doğru hamle sadece hamlenin doğru olması değil, hamlenin zamanı da önemli. Hı hı. Çok kıymetli bir oyuncu alırsınız ama geç alırsınız sonra da pişmanlık yaşarsınız. Bakınız... Burak Yılmaz Beşiktaş transferi. Burak daha önce gelseydi Beşiktaş'a çok daha farklı yerlere gelebilirdi. Sayın başkan kimseyle yarışmıyoruz diyor. O kimseyle yarışmıyoruz cümlesinde bile aslında birilerine mesaj yolluyor. Paramızı har başkaları gibi, paramızı har vurup harman savurmuyoruz. Bırakın başkan, başkaları kendi paralarını düşünsün. Siz kendi paranızı düşünün. Sayın Cengiz'in çok ciddi inişleri, çıkışları olduğunu düşünüyorum. Daha sayın başkan olarak daha doğru cümleler, daha doğru cümle yapılarıyla e, kendi ifade etmesini bekliyorum. Kerem'le ilgili olarak etik midir bu süreç? Onu tartışırız. Hı hı. Ama maalesef bütün kulüplerimiz istisnasız bütün kulüplerimiz kendi çıkarları doğrusunda hamleler yapıyor. Normal şartlarda Galatasaray'ın, Başakşehir çünkü herkes Kerem evet. transferini biliyor. E, Başakşehir'e bu paranın ödenmesi gerekiyordu. E, bilemiyorum yani bana çok doğru gelmiyor. Ama açıklar var. Bu açıkları da maksimum şekilde kullanıyoruz. Ha, aynı şeyi Başakşehir tarafından da okuyabiliriz. yani Başakşehir bu transferi yapsaydı Galatasaray parayı öder miydi? Yok onlar da bu boşluğu kullanıp kendilerince doğrusunu yaparlardı. 4 yıllık bir sözleşme imzalandı oyuncuyla. Marko ile ilgili özel bir haber gözüme çarptı. Sen de görmüşsündür belki Milliyet gazetesinde. Nevzat'ın haberi var. Hı hı, ee, hemen gidelim. 21. sayfa ekranlarımıza gelecek Milliyet Bakalım. gazetesinin. Marko ile ilgili Mehmet Emin Uluç. Hı hı. Başlık dikkat çekici. Derdi çok başkaymış diyor Nevzat Dindar. Newcastle United'la adı geçiyor biliyorsun oyuncunun ve geçtiğimiz günlerde evet. onu o kulübü daha doğrusu sosyal medyadan takip etti. E, kafalar biraz o noktada karıştı. Marka'yı menajeri yönlendiriyormuş. Asıl sıkıntı burada e, maaşına zam istemesiymiş. Oyuncu maaşına zam istiyor. O yüzden böyle bir yöntemi seçmiş. E, 850 bin euro alacak bu yıl. Gelecek Hı. sene 900 bin euro kazanacak. Bu noktada böyle bir talebi varsa yönetim sence olumlu mu yaklaşmalı? Nasıl bir yol izleyecek burada? Önce şu Kerem'le ilgili bir cümle kurayım ondan sonra devam edeyim. İzinle son derece önemli bir transfer. Bu arada Kerem'le birçok kulüp ilgilendi bunların içinde. Fenerbahçe'de var ama Kerem tercihini e, Galatasaray'dan yana yaptı. Beni çok heyecanlandıran genç oyunculardan bir tanesi. Üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu yetişme bedeli olayına gelecek olursak da daha önce de adı büyük kulüplerle anılmış. Ama yetişme bedeli yüksek çıktığı için bugüne kadar e, süperlik ya da büyük kulüp görmemiş bir yetenekten bahsediyoruz. Marka ile ilgili. Bu da yine madalyonun iki yönlü tarafı. Evet. Marka haklı mıdır? Marka cebesinden bakarsan haklıdır. Yani bana 850 bin euro verdiğin takımda başkalarına çok daha fazlasını veriyorsun ve ben bu takımın olmazsa olmaz bir unsuruyum. Hı hı. Değişmezlerinden bir tanesiyim. Hele ki bu yoklukta. Ama öte yandan Gazze'de şöyle düşünüyordur ki bence haklıdır. Ben hiç kimse senin adını bilmezken, adını zikretmezken taraftarımın da tepkisini göz önüne alıp evet. onları da göğüsleyip seni transfer ettim. Sana değer kattım. Herhangi bir takıma gelmedin sen. Galatasaray'a geldin. Avrupa'da son derece ismi bilinen güçlü bir e, tarihi olan bir takıma geldin. Dolayısıyla haddini bil derler. Ama işte bu menajerler futbolcuların kafalarını karıştırabiliyor. Özellikle e, genç oyuncular bu tür etkilere maruz kalabiliyor. Zor bir süreç olacak. Yani Parasına zam yapmazsan oyuncunun performansı olacak? Parasına Aynen. zam yaparsan takıma yansıması nasıl olacak? Çok bilinmeyen yani bir denklem. Zaten mesele de burada sizi şampiyona taşıyan unsur da bu krizleri Yönetmek. yönetebilmekle ilgili yüksek bir şey. Yüksek bir bonservis beklentisi var Marko'dan. Hani zam yapılma ihtimali biraz daha sanki yüksek gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla Nevzat'ın bize anlattığı detaylardan. Böylece iki sene sonra serbest kalmasında önüne geçilebilecek. Tabii o zam bir... miktarı ne kadar olacak? Neye göre olacak? Aynen. Peki eklemek istediklerin var mı Galatasaray ile alakalı Beşiktaş'a geçeceğiz. Çünkü. Yani Galatasaray ile alakalı özellikle şunu söyleyeceğim. E, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın bir açıklaması bu Hı -hı. pandemi sonrası e, yaptığı açıklamalardan işte Galatasaray neden şampiyon olmadığı detaylandırırken cümle arasında şunu söylüyor transferler geç geldi. Hı, -hı. Şu anda da e, benzer sıkıntılarla yüzleşiyor Galatasaray transferler geç gelmez kardeşim transferde siz geç yaparsınız yönetim olarak. Yani bunu Fatih Hoca yapmıyor, taraftar yapmıyor. İngiliz izleyenler Fanatik Gazetesi'nin 4. sayfasına hemen uzanalım. Beşiktaş'taki başlıkları şöyle bir görelim. Sizlerle buluşturalım istiyoruz. Beşiktaş Lig öncesi iki mücadelesini de kaybetti. Sergen Yalçın açıklamaları ile istersen başlayalım Mehmet Emin Onur. Kendisine yönelik eleştiriler sonrasında isyan etti Sergen Hoca. Bir oyuncu eksikliği yok, daha fazla var önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım dedi. Orada geniş kapsamlı aslında fikirlerini duyacağız. Neler söyleyecek konuşalım. Ee, bütçeler, ekonomi, transferler, sıkıntılar ortada diyor hoca. Takımın %70'ine yakını bizden ayrıldı. Sadece 3 oyuncu aldık. En az 5 oyuncu, 5-6 oyuncu gerek dedi. Ee, Nasıl yorumluyorsun bu isyanı? Biraz daha soğukkanlı olmalı diyenler oldu. Haklılık payı çok yüksek diyenler de var. Haklılık payı, haklılık payı yüksek ama e, sevgili Sergen Hoca e, Beşiktaş'a gelirken bütün bunların olabileceğini de bilerek gelmiştir. Tabi Tabii bilmek başka bir şey, yaşamak bambaşka bir şey. Şöyle ki e, taraftar yer. Kimi yer? Rıdvan Dilmen'i yedi. Fenerbahçe taraftarı vaktinde Rıdvan Dilmen'i yedi. Beşiktaş taraftarı Süleyman Başkanı. Allah gani gani rahmet eylesin. Süleyman Seba'yı yedi. Şenol Güneş'in dünya üçüncüsü olan Şenol Güneş'in tartışıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Del Bosque'nin hoca denmediği bir ülke burası. Del Bosque hoca değildir denen bir ülke burası. Fatih Terim'i hala Fatih Terim'i bir kenara koyarsan Galatasaray'ın müzesindeki birçok kupayı da onunla beraber bir kenara koymak zorunda olmana rağmen Fatih Terim'i tartışan Galatasaraylılar var seversin sevmezsin o başka bir şey ama işindeki başarısını takdir etmekle yükümlüsün. Dolayısıyla Sergen Hoca isyanında haklı mı şöyle haklı? Bu takımın çok ciddi transfer ihtiyacı var. Acil transfer ihtiyacı var. Ama bu ekonomik şartlarda bu ne kadar mümkün? Kocaman bir soru işareti. Ve eleştirenlere şöyle bir şey sormak lazım. Acaba ne kadar eliniz vicdanınızda bu konuşmaları yaptınız? Ya da bir vicdanınız var mı? Geçen sezon Sergen Hoca göreve geldiği zaman başta ben olmak üzere herkes bu durumdan keyif aldı. Bir Beşiktaş efsanesi